Hurdi döşemelerle ilgili örnek sorularla devam ediyoruz. Şekilde gördüğümüz bir 4 tane döşememiz var. Döşemelerimizin donatı detaylandırılmasını istiyorlar. Sorumuzu çözmeye başlayalım arkadaşlar. Öncelikle malzeme bilgilerimizi yazarak başlıyorum. C30 S421 malzemem var. Üzerindeki betonun birim hacim ağırlığı 25 kilonewton bölü metreküp. Döşeme kalınlığımız 10 santim. Döşeme üzerinde kalıcı yükler betonarme haricinde toplamda kaplama artı sıva yükü diyebiliriz. Kaplama artı sıva yükü 1,2 kilonewton bölü metrekare. Hareketli yükler TS498'den aldığımız 2 kilonewton bölü metre kare. Döşeme tipine baktığımız zaman ilk önce bir döşeme tipini belirleyelim arkadaşlar. Döşeme tipimiz uzun kenarın kısa kenara oranına göre belirleyeceğiz. Uzun kenarımız 6 metre. Kısa kenar 2,5 metre. Bir de 2,25 metre var. 2,25 metre ve 2,5 metreyi alalım. Hesabını yaptığımızda nokta 4 gelmektedir. Yani sistem M eşit M büyük 2 olduğundan hurdi döşeme. Bütün döşemelerimiz hurdi döşeme arkadaşlar. İki tip döşeme olarak sınıflandırabiliriz. D1 ve D2. Kısa yönde çalışacaklar. Burada arkadaşlar momentleri bulacağız. Biz bir hesap aksı belirlersek eğer şöyle bir hesap aksı çizmek istiyorum. Bu benim hesap aksım olsun. Hesap aksıma baktığım zaman bunlar benim açıklıktaki ve mesnetteki momentlerim olacaktır. TS500'de verilen katsayılar ile ben bu soruyu çözebilirim. Ama bu katsayıları kullanmak için belli sınırlarım vardı arkadaşlar. Bunlar nelerdi sınırlar? 1. Tüm yükler üniform olmalı. Öyle mi? Evet. Döşememizde bulunan tüm yüklerimiz üniform bir yüke sahip. 2. Hareketli yüklerin kalıcı yüklere oranı 2'den küçük olmalı. Buna bakalım şimdi. Hem tasarım yükümüzü de bulmuş oluruz. Döşeme kalınlığımız 10 santimde 0,1 çarpı 25'ten 2,5 kilonewton bölü metrekare ölü ağırlık bu var. 1,2 kilonewton da kaplama ve sıva yükü var. Toplamda arkadaşlar 3,7 kilonewton bölü metrekare ölü yüklerimiz var. Kalıcı yüklerimiz var. Sabit yüklerimiz, hareketli yüklerimiz 2 kilonewtondu. 1,7 de kalıcı yüklerimiz var. Oranı yaptığımız zaman 0,54 çıkar. Küçük 2 olduğu için bu şartta sağlamış oldu. Bir diğer şartımız döşem en az 2 açıklık olmalı. Açıklığımız var ve son olarak da birbirini takip eden döşemelerde kısa kenarı uzun kenara oranı 0,8'e eşit ve büyük olmalı. Burada kısa kenara baktığımız zaman birbirlerini takip eden 2,25, 2,5 var. Kısa kenarın uzun kenara oranı 2,25'in 2,5'a oran arkadaşlar 0,9 çıkar. Bu da 0,8'den büyük olduğu için ben katsayılar yöntemiyle sorumu çözebilirim arkadaşlar.
Katsayılar yöntemine geçmeden önce bir döşeme kalınlık kontrolü yapacağım. Döşeme kalınlık kontrolü. Bir H eşittir 100 milim de benim hesaplarda. Bir de ben donat olarak da F8 kullanacağım. F8'e göre donatılandıracağım. 100 milim. 100 milim arkadaşlar hesaplarımıza döşeme kalınlık şartlarına baktığımız zaman 80 milimden büyük olmak zorunda. 80 milimin altında bir 8 santimin altında bir döşeme kalınlığımız olmayacaktır şartnamelere göre ve döşemenin net açıklığının 25'e oranı bize oranından da büyük olmak zorunda. Birinci D1 döşememiz için 2.25 bölü 25'ten 0.09 metre çıkar. O da eşittir 90 milimetre. Şartımız sağladı. D1 için konuşursak. D2 döşemesi için baktığımız zaman LSTN 2 metre bölü 2.25'ten o da 0.066 metre çıkar. O da yaklaşık 66 milimetre. Döşeme uyumlu açısından 100 milimetre her iki döşeme için de sağlamıştır arkadaşlar. Arkadaşlar döşeme kalınlık kontrolümüzü yaptık. Yük kontrollerimizi yaptık. Şimdi tasarım yükümüzü yazalım. Tasarım yükümüz arkadaşlar Rho tasarım yükümüz 1.4 çarpı G artı 1.6 çarpı Q'dan oluşmaktadır. 1.4 çarpı Q 3.7 idi. Artı 1.6 çarpı Q yükümüzde 2.0 kilonewton bölü metrekare. Bu işlemi yaptığımız zaman arkadaşlar tasarım yükümüz 8.38 kilonewton bölü metrekare döşeme üzerine düzgün, üniform bir şekilde yayılmış. Şimdi arkadaşlar döşememizin açıklığına baktığımız zaman burada en uygun olan 4 açıklıklı döşemem var. Açıklıkta 11, 15, 15 katsayılarını mesnet momentlerini bulurken ise 24, 9, 10, 9 ve 24 katsayılarını kullanacağım arkadaşlar. Moment formülümüze baktığımız zaman 1 bölü katsayılar çarpı tasarım yüküm çarpı açıklığın karesi. İki döşeme arasındaki açıklığı bulurken de bunların ortalamasını alacağız arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar. Şimdi tasarım momentlerine geçiyoruz. Tasarım momentlerine geçmeden önce ben alanları hesaplayacağım için örnek planımı buraya koydum. Alanımı bulacağım. İlgili donatımı seçeceğim ve yerleştirmeye başlayacağım. Mesnet donatılarımı seçerken meslete gelen donatıların yeterli olup olmaması veya üzerine mesnet donatı gerekli olup olmamasını göreceğim şimdi arkadaşlar. Burada da donatı alanları var. Örnek olarak F8 kullanacağım. Eğer F8 minimum değer 1.5 H olarak belirlenmiş. 10 milim, 100 milimlik bir donatım vardı. 10 santim yani 150 santim geçmeyecek ya da 150 milimi geçmeyecek şekilde ben donatılandırma yapmam lazım. Ben açıklıkta gördüğünüz gibi 335 milimetre kareden az donatı yerleştirmemem gerekiyor. Buna dikkat edeceğim. Şimdi ben D1 döşemesinden başlamak istiyorum. İlgili katsayılarını yazmıştım. D1 için başlayalım arkadaşlar. D1 döşemesi. D1 döşemesinde açıklık momenti 1 bölü katsayım 11'de her ikisinde de 11 zaten çarpı 8.38 çarpı 3.5 katı. D2 döşemem için eşittir 1 bölü 15 çarpı 8.38 çarpı 2.25
İlgili hesapları yaptığım vakit açıklık D1'deki açıklık momentum 4.76, D2'deki açıklık momentum ise 2.83 kN çarpı. Gelip bunları yazayım. D1 için 4.76, D2 için 2.83. Zaten aynıydı. Şimdi mesnet momentlerime geliyorum. Bir D1'in süreksiz kenarı için. D1 süreksiz kenar. Mesnet momentini hesaplayacağım. Moment eşittir 1 bölü 24 çarpı 8.38 çarpı 2 uçun karesi şeklinde olacak. Sonra bir başka benim mesnet momentim D1 ile D2'nin arasındaki mesnet momentum olacak. Bu bölge bu da 1 bölü 24 çarpı 8.30. Aslında hem buradakinin hem buradakinin ortalama yükünü almam lazım. İkisi de aynı olduğu için 8.38 çarpı 1,5 artı 2.25'in ortalamasının karesi. Bir de D2 arası mesnetim var. D2 arası mesnetim olacak. 1 bölü 10 çarpı sizin de üzerindeki yayı yükler eşit olduğu için 8.38 çarpı 2.25, 2.25, 2.25 karesi şeklinde. İlgili mesnet momentlerini hesapladığım vakit D1'in süreksiz kenarında 2.18 kN çarpı metre, D1 ile D2 arasında D1 ile D2 arasındaki katsayım 9 olacak. 9 olarak düzeltiyorum. Ton çarpı metre. D2'ye geldiğim vakit 10 olacak. 1 bölü 10. Çarpı 24 kilonewton çarpı metre. İlgili mesnet momentlerimi de üzerine yazmak istiyorum. 2.18 5.25 ve arkadaşlar burada moment azaltması olacaktır. Düzeltmesi. Çünkü kesim şuradaki kesme momenti kesmesiyle buradaki kesme farklı olduğu da olacağı için burada bir moment azaltması söz konusu olacaktır. Ama ben bu aşamada bunu yapmayacağım. Biraz fazla güvenli tarafta kalacağım ve hesaplarımı o yönde yapacağım. İlgili momentleri yazdım. Şimdi hesaplara geçmeden önce ben iki tane farklı formül çıkaracağım ve bu formülü de her biri için tek tek kullanacağım arkadaşlar. Girişlerde hatırlarsanız arkadaşlar girişler gibi düşüneceğiz. Bizim 1 metre açıklığımız için yapıyoruz bunu. Tekme donatısı altta olduğu vakit momentum bu şekilde. Bu şekilde olduğu zaman momentum basıncım aşağıda olduğu zaman negatif momentte basınç aşağıda, çekme yukarıda, pozitif momentte basınç aşağıda, çekme yukarıda. Burada benim bir Z kolum var. D faydalı yüksekliğim. D faydalı yüksekliğim benim eşittir. Toplam büyük H ve döşeme boyutum eksi. Götürler ve örtü kalınlığım CC.
15 milim başlangıçta söylememiştim. Şimdi dedim 15 milimlik bir döşeme kalın var. Eksi ve donat olarak F8 kullanacağım. Donatın merkezinde dolacağı için F8 dedik. Ve benim faydalı yüksekliğim 100. F8 bölü 2'den 81 milimetre çıkacak. Tamam. Basınç bölgesinde bir basınç bloğu alanı olacak. Bu A'yı bulmam lazım. A'yı bulursa ben MD eşittir. Sağ kuvvet eşittir. FC çarpı Z veya FS çarpı Z. Ben bulabilirim. FC neydi? 0,85 FCD çarpı EW çarpı A. A'yı bilmiyorum. Eşittir. AS çarpı FYD. Çarpı. Ya bu ikisi de birbirine eşit olacak zaten. Benim moment kolum ne olacak? Z eşittir D eksi A bölü 2 olacak. Ben burada AS'yi zaten bulmaya çalışıyorum. Emre'yi biliyorum zaten. AS'yi bulacaksam eğer buradan gidebilirim. O zaman şöyle yazabilirim. Emre eşittir. 0,85 çarpı FCD çarpı B çarpı A çarpı D eksi A bölü 2. Katlarda direkt A'nın zaten çekilmiş halini bulabilirsiniz ve A şu şekilde ve A eşittir D eksi kök içinde D kare eksi MD çarpı 2 bölü 0,85 FCD çarpı B. Bu formülü direkt size verir arkadaşlar. Analitik çözüm de bu şekilde. Ben bu formülün nereden geldiğini sizlere gösterdim. Sonra bir diğer arada A'yı bulduktan sonra benim AS'yi bulmam gerekiyor. Ben biliyorum ki Emre eşittir. FS çarpı A'yı bulmuştum. Emre'yi zaten biliyorum. Emre eşittir. AS çarpı FYD. Sonra da akacak tabii ki. Roaming de benim. Roaming 0,02 olması lazımdı. %2'lik bir oran. Bundan da büyük olması gerekiyor süreklilik için. Çarpı Z. Z de neydi? D eksi A. Ben buradan AS'yi çektiğim vakit AS eşittir. Emre bölü. FYD çarpı E eksi A. Bu iki formülü sürekli yazmayacağım. Direkt nasıl bulduğumuzu zaten anlattım arkadaşlar. Ve ben basınç bloğu yüksekliğini bulurken, derinliğini ve tekme donatısını bulurken bu formülleri kullanacağım arkadaşlar. Şimdi biraz daha yukarı kaydıralım. Şimdi önce bir numaralı döşememize gelelim. Bir numaralı döşememizde design momentimiz. Onu bakalım hemen. 4,76. Hemen buradan A'yı çekeceğim. Farklı bir kalemle yazmak istiyorum. A eşittir. A'nın nasıl bulduğunu anlattık. A eşittir. Bizim 81 milim faydalı yüksekliğimiz var. Eksi 81'in karesi. 2 çarpı MD'miz 4,76. Bu kilonewton çarpı metre. Newton çarpı milimetrede çalışacağım için 10 üzeri 6 0,85 C30 bölü 1,5 20 MPa çarpı 1 metrelik genişlik için. A değerimiz buradan 3,53 milimetre çıkma. Peki AS değerimiz ne olacak? Yani bu momenti taşıyacak açıklık momentim. 4,76 çarpı 10 üzeri 6 365 çarpı 81 eksi 1. İlgili alanım bu işlemi yaptığımız vakit arkadaşlar
165 milimetrekare çıkmaktadır. Tabloya baktığımız zaman 165 milimetrekarelik bir alanı bulmak için 8 fi 300 milim aralıklarla dolatılandırmamız gerekiyor. Ama dikkat ederseniz şöyle bir sınır var. 1,5 haş değerini geçemez diyor. 1,5 haş değeri 1,5 çarpı 100'de 15 santimlik bir mesafe yapar. Orada fi8 için 335 milimetre kare vermektedir arkadaşlar. Seçilen donatı fi8 300. O da 335 milimetre kare. Benim ne kadara ihtiyacım var? 165 milimetre kare. Fazlasıyla geçiyorum. Şimdi bunu ben donatı üzerinde çizmek istiyorum. D1 için bir pilye, dizimden dolayı kusura bakmayın. Her D8 bir pilye, bir de düz donat olarak yerleştirdiğim vakit şu ikisinin arasındaki mesafe 150 olacaktır. Ve benim istediğim aralığa gelecektir bunlar arkadaşlar. Her bir metredeki aralık bu şekilde. D1 donatısı için yerleştirdim arkadaşlar. D1 döşemesi için. Şimdi burada dikkat ederseniz D1 mesletine fi8 300'lük bir yerleştirme söz konusu. Çünkü burada üst donatıya gidiyor. Üst çekmenin olduğu bölgeye gidiyor. Tabii ki alttaki donatım aşağı gelecek. Bu da beni ilgilendiriyor. D2 için hesaplarsam D2'den de bir tane pilye gelecek. D1 ve D2 mesleti karşılayacak mı onu kontrolünü sağlayacağız. Aynı zamanda D2'den D2'ye giden buradan da buraya gelen olacak. Ve bunların da kontrolü sağlayıp sağlamadığına bakacağız. Şimdi D2 mesletine ben çözmek istiyorum. D2 mesletine baktığım zaman 2,83'lük bir donatı tasarım momentum var. Peki bu 2,83'ü hesaplarsam ne olacak? D2 yazalım. Önce A'yı bulacağız arkadaşlar. 81 eksi 81'in karesi eksi 2 çarpı 2,83 çarpı 10 üzeri 6 bölü 0,85 çarpı 20 çarpı 1000. Burada tek değişen tasarım momentimiz oldu. Buradan hesabı yaptığım vakit ...2,08 mm çıkıyor. 2,08 mm basınç derinliğim var. Peki AS'yi çektiğim vakit burada 2,83 çarpı 10 üzeri 6 bölü, formülleri zaten çıkarmıştım. Hepsi de benzer olduğu için farklı bir kombinasyon araya girmeyecek. Daha da küçük bir alan burada gerekecek. Buradaki alanım ise arkadaşlar 96,97 milimetre. Tabloda bunu göremeyeceğiz bile. Tabloda sınırlar da zaten gördüğünüz gibi 338 milimetre. 330'dan aşağı inemiyoruz. Yine bu şekilde de buna pi 830 donatısı ekleyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pi 8 31 tane filye 300 pardon milimetre olarak bir tane filye bir tane de düz donatı ekledik. O zaman D1 ve D2 mesletine iki tane fi 830 geldi. Buradan da D2 mesletine de aynı şekilde iki tane fi 830 filye gelmiş oluyor arkadaşlar. Çizimleri biraz anlaşılır şekilde çizmeye çalışırsak. Peki mesnet donatılarım yeterli mi acaba burada? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Fi 830 burada var.
i8-300 önce şeye geçelim hemen arkadaşlar. Şuraya donatım miktarımı yazalım. Seçilen i8-300, o da 335 milimetre kare. Benim tasarım momentimden çok çok büyük. Tamam, şimdi D1 mesnetinin süreksiz kenarına geçelim. D1 mesnetinin süreksiz kenarında 2.18'lik bir alan tasarım momenti mevcut. Hesaplarıma geçtiğim vakit D1 süreksiz kenar mesnet. Yani yukarıdaki donut alanını bulacağım buradan. A eşittir. Önce basınç derinliğini bulacağım. 81 eksi 2 çarpı 2.81'di. 2.81 çarpı 10 üzeri 6 bölü 0.85 çarpı FCD çarpı metre. Buradan A derinliğin 1.60 milimetre çıkacak. 96'dan da daha düşük bir alana ihtiyacım olacak. Ben baktığım vakit benim mesnet donatımda F8-300 var. F8-300 168 milimetre kare. Burada olan donatım F8-300 bulunan. A derinliğine bakar mısınız? 1.60 ve bu 96'dan da küçük küçük şeyler yeterlidir. İşlemleri devam etmeye gerek yok. Peki D1 D2 arasındaki tasarım momentine bakalım. Tasarım momentimiz 5.25. Bayağı büyük bir momentim var. M design eşittir 5.25 kN çarpı metre. Azaltma yapılabilirdi ama ben azaltma yapmadım. Şimdi hesabı yaparsam eğer A değerim eşittir 81 eksi 81'in karesi çarpı 2 çarpı 5.25 çarpı 10 üzeri 6 bölü 0.85 çarpı 20 çarpı 1000. İşte. Nokta 90 milimetre çıktı arkadaşlar. Buradan AS gerekli donatı alanım eşittir. Beş nokta 25 çarpı 10 üzeri 6 bölü 365 çarpı 81 eksi 3.90 bölü 2'den 181.95 milimetre karelik bir alan çıktı arkadaşlar. Şimdi ben D1 ve D2 mesnetimde bakarsam ne kadarlık bir met, çünkü açıklıktan gelen pileler var. Baktığım zaman Fi830, Fi830, iki tane Fi830 geliyor. Fi830, yani 30'dan kastım orada santimetredeydi. 168 milimetre. Fi830'un 300'ü 168 milimetre karelik bir alana sahip. Benim ihtiyacım olan 181. Tabi ama iki tane bulunan mesnette bulunan donatım iki tane Fi830 ile yerleştirilen donatılar var. Bunların alanı da toplamda 168 çarpı 2'den 336 milimetre kare yapar. Benim ihtiyacım olan 181. Yani açıklıktan gelen donatılar benim için yeterli. Yeniden bir daha donatı seçmeyeceğiz burada arkadaşlar. D2 D2 arasına baktığımız vakit arkadaşlar bence buradaki hesabı da yapmaya gerek kalmayacak. Çünkü D2 D2 arasında 4.24'lük bir moment var. Tasarım momentim 4.24 kilonewton çarpı metre. 5.25 için daha büyük çek için 181 çıkarken orada bulunan toplam alan zaten fazlasıyla diyor. Daha düşük bir momentte yine D2 D2 arasında 336 milimetre karelik bir donatım var. Bunu fazlasıyla karşılaşacağı için bulunan alan yeterli diyebiliriz.
Tekrardan işlem kalabalığı yapmıyoruz arkadaşlar. Tabii bunları bulduğumuz donutudan sonra diğer bölgede uzun doğrultuda yönetmeliğin verdiği oranda dağıtma donatısı kullanacağız. Dağıtma donatısı yerleştireceğiz arkadaşlar. Yönetmelik bunlar da yanlış hatırlamıyorsam P8-250 olması lazımdı. P8-250 olarak ya da 300 de olabilir. Bir dağıtma donatısı ve mesnet donatısı yerleştiriyoruz arkadaşlar. Her iki tarafa da yönetmeliğin verdiği sınırlar dahil. Ya F8-250 ya da F8-300 olması gerekiyordu. Bunlar yönetmelikten kontrol edilmesi gerekiyor. Bu sınırlar dahilinde de dağıtma donatılarını sisteme ekleyeceğiz ve analizimiz bitecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir programa ihtiyaç duymadan bu şekilde bir analiz yapabiliriz arkadaşlar.